barajının bu haliyle büyük bir mağduriyet yaşattığını ifade etmek isterim. Doğayı katlediyor, tarihi katlediyor ve bölgede yaşayan halkımızı, köylüleri büyük bir mağduriyetle yüz yüze bıraktı. Dün İleş Başkanımız ve diğer milletvekili arkadaşım yerine gittiler. Sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani bir kere insanların kendi ikametgahlarına ulaşımı kat be kat arttı. Yani işte 10 kilometreyken bu 60-70'e çıkabiliyor. Ve köprü su altında kaldı. Botan Vadisi bir bütün olarak çok önemli bir doğa ve tarih abidesi tümüyle sular altında kalıyor. Yani bu 30-40 yıllık bir enerji için tıpkı Hasankeyf'te olduğu gibi, tıpkı Türkiye'nin diğer yerlerinde olduğu gibi AKP iktidarının paraya doymaması, hırsının önünü alamamasıyla ilgili bir olay. Bizler Siirt'i temsil eden vekiller olarak bugün meclise bir önerge veriyoruz. Zaten araştırma önergesi, soru önergesi. Ankara'da da kesinlikle bu işin takipçisi olacağımı ifade etmek istiyorum. Bir yıkımı, bir talanı, bir mağduriyeti turizm seferberliği gibi lanse etmekte büyük bir ayıptır gerçekten. Yani dünden bu yana farklı hesaplardan sanki çok iyi bir şey yapılıyormuş gibi, işte halk akın etti ya da gidip suları izledi ya da işte ne kadar güzel bir değişim oluyor gibi farklı tersten bir lanse etme çabası var. Biz bunun kesinlikle gerçeği yansıtmadığını, bunun bir manipülasyon olduğunu ve Botan'a, Botan Vadisi'ne, tarihine, doğasına sahip çıkmaya devam edeceğiz ve halkı da bu konuda duyarlılığa ve kendi yerleşimine, tarihine, doğasına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Dün gittik biz il başkanımızla, bizim temel arkadaşlarla dün gittik. Yerinde gördük zaten köprüyü tamamıyla su altında. Yani ulaşım kapanmış durumda şu an. Yüzlerce köy şu an ulaşıma kapalı. Yani Botan'ın, Mişer tarafının yüzlerce köy şu an ulaşıma kapatıldı. Yani şurada bir sıkıntı var. Hani bu önlem alınmadan, bundan önce herhangi bir önlem alınmadan köprüyü sular altında bırakmak gerçekten bu halka yapılan en büyük eziyettir, işkencedir. Şimdi bu da şunu gösteriyor, yani bu hükümetin aslında halka bakış açısını da bir yandan da gösteriyor. Yollar öncesinde yapılmamış, herhangi bir önlem alınmamış, insanları bir yere hapsetmek bu çok kötü bir şeydir, çok kötü bir algıdır. Ama halka sanki farklı bir şey yansıtıyorlar gibi davranıyor. Yoksa sanki bizi Kürt'te, Siirt'e deniz getirmişler. Bir iki tane de şey koymuşlar, gemi koymuşlar. Halkı pikniğe sanki davet ediyor. Öyle değil aslında. Bir tarihi, bir halkın tarihini sular altında bıraktınız. Bir de Siirt coğrafyasının iklimini bile şey yaptınız. Değiştirdiler. O açıdan diyorum, şu an yetkililerin herhangi bir önlem almadan köprüyü sular altında bırakmalarını ben çok böyle tarihsiz, çok yanlış, çok hatalı şey yapıyoruz. Değerlendiriyoruz. Bu konuda sıkıntılar var. Biz dün paylaştık. Vekilimizle de biz bugün de bunu konuştuk. Bunu biz meclise taşıyacağız. Bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ama gerçekten de hükümetin bu baraj politikaları bölgeye ciddi anlamda zarar veriyor. Bu da bir gerçek. Hasankeyf kardeştir aynı zamanda. Yani Kürt coğrafyasında, Kürt illerinde bu kadar büyük bir yıkım kesinlikle kabul edilemez. Biz Türkiye'de bütün çevre savunucularına, çevre hakkını bugüne kadar büyük bir mücadeleyle getiren örgütlere, kurumlara açık çağrı yapıyoruz. Botan Vadisi'ne sahip çıkalım. Yani bu baraj politikalarına sesimizi hep birlikte yükseltelim. Bizler buradayız, sizler de gelin.